Merhaba sevgili Satya Türk izleyicileri. Cevap veriyorum programında. Covid-19 salgını ve devamında gelişen küresel krizle ilgili inanç ve toplum açısından ortaya çıkan sorulara ve sorunlara cevap vermeye devam ediyoruz. Her geçen gün kayıplarımızın ve hastalarımızın sayıları artıyor ve belki de bazılarımız için durum dünden daha kötü görünüyor olabilir. Ancak bizler sonsuz bir umuda inanıyoruz Mesih'in takipçileri olarak. Ve umudumuzun kaynağı olan Tanrı'ya güveniyoruz. Özellikle bu konuda bize teşvik vermesi için bugünkü konuğumuz İstanbul Protestan Kiliseler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mark Madrigal. Hoş geldin Mark. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Gökhan. Sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim ben de. Sana özellikle sormak istediğim soru... Biz insanlara hep umut etmekten vazgeçmemelerini söylüyoruz. Ancak kutsal kitaba bakarak insanlar böylesi bir süreçte nasıl bir umut edinebilirler, nasıl teşvik bulabilirler? Tanrı sözü bize bu gibi durumlarda neler öneriyor? Bizi nasıl teşvik ediyor? Evet, aslında güzel bir soru. Şimdi umut aslında bir şeye bağlı. O da neye umut ettiğimize bağlı. Dolayısıyla eğer ki biz umudumuzu bu dünyada arıyorsak veya geçici bazı şeylerde arıyorsak her zaman umutsuzluğa düşeceğiz. Örneğin umudu başarıda arıyorsak veya umudu barış parada arıyorsak veya çeşitli tüketicilik gibi, maddiyat gibi konularda arıyorsak bu bizi her zaman umutsuzluğa sevk edecek. Dolayısıyla asıl soru neye umut ettiğimizdir ve aslında Kutsal Kitab'ın bize hatırlattığı esas gerçek şu: bu dünya ve bizim hayatımız sadece fiziki bir hayat değil, aynı zamanda ruhsal bir hayattır. Ve eğer ki bu hayattan anlam çıkartmak istiyorsak ve bu hayatta anlam bulmak istiyorsak ve umut bulmak istiyorsak, o zaman o ruhani hayata öncelik vermemiz lazım ve özellikle umut kaynağı olan Tanrı'ya bağlı olmamız lazım. Umut kaynağı olan Tanrı'ya bağlı olduğumuzda, o zaman bizim içimizde de umut yeşeriyor. Yani uzun zaman önce bir kişiye şöyle demiştim. Yani önemli olan cenneti yüreğimizde tecrübe etmektir. Çünkü biz cenneti yüreğimizde tecrübe ediyorsak, o zaman en cehennemlik yerde bile olsak orada cenneti tecrübe edebiliriz ve orada umut bulabiliriz. Ama yüreğimizde cenneti taşımıyorsak, o zaman en cennetlik yerde dahi olsak orası bizim için bir cehennem de olabilir veya umutsuz bir yer olabilir. Anladım. Dolayısıyla umut sorusuna geldiğimizde asıl önemli konu neye umut bağlayalım. Dolayısıyla bu dünyaya umut bağlıyorsak o zaman gerçekten bir çare yok. Yani ödümüz kopsun, umutsuz olalım çünkü bu COVID'e bir çare yok. Ama eğer ki gözümüze Rab'be kaldırıyorsak ve Rab'den umut bekliyorsak o zaman içimize bir huzur geliyor ve içimizde bir sevinç doğuyor. Neden? Çünkü hayatımızın bugünkü koşullara bağlı olmadığını, bizden çok daha büyük bir şeye bağlı olduğunun farkına varıyoruz ve o bize iç huzur getiriyor. Sevgili Mark, aslında çok önemsediğim bir noktaya vurgu yaptın. Özellikle son zamanlarda, özellikle sosyal medyada insanların inanca yaptığı vurguya yönelik bir küçümseme, bir aşağılama çabası olduğunu görüyoruz. Mesela dua eden rahipleri paylaşıp işte bunlar mı sizi kurtaracak diyorlar. Ya da ne bileyim kendi dini itikadınca işte insanlara yardım etmeye çalışan ruhsal açıdan ya da bir şekilde ibadetlerini sürdürmeye çalışan insanlara bu anlamda umut olmaya çalışanlara karşı bir aşağılama kampanyası var. Bununla ilgili ne söyleyebilirsin? Bu ayrımı doğru bir şekilde nasıl yapabilir insanlar? Şimdi bence insanların anlaması gereken şey şu: İnsan sadece fiziki bir varlık değil, aynı zamanda ruhsal bir varlıktır ve insana baktığımızda bütünsel bir şekilde bakmamız lazım. Örneğin İspanya'dan örnek vereyim. Şu aralar elbette orada koronavirüs dehşet bir şekilde yayılıyor. Ama bu aralarda çeşitli insanlar psikolojik hastalıklara bürünmeye başladılar ve psikologlar yetmiyor. Aslında bu krizlerde bir şey fark ediyoruz. Yani fiziki sağlık nasıl gerekliyse de aynı zamanda ruhsal sağlık da gerekli. Ve aslında kilise bu boşluğu dolduruyor. Çünkü kilise nedir? Kilise günahkarların hastanesidir bir ifadeyle. Veya ruhsal hastalıkların şifa bulduğu yerdir. Onun için
Bence dini kurumların, rahiplerin ve kiliselerin rolü de büyük. Çünkü neden? Çünkü bir koronavirüs pandemi olduğu kadar aynı zamanda bir korku pandemiyi var. Ve korku tamamen zihinsel bir şeydir. Dolayısıyla özellikle ruhaniler ve kiliseler bu anlamda insanlara ruhen rahatlatmakta ve ruhen güven verme açısından ve cesaret verme açısından bu krizlerle karşı karşıya geldiklerinde önemli bir kaynak olabilir diye. Bu noktada aslında bir diğer soru ortaya çıkıyor. Yani peki mevcut durumda Türkiye'ye ve dünyaya baktığında özellikle biz tabii kiliseler adına konuşabiliriz Hristiyanlar olarak. Sence din adamları bu bahsettiğin misyonu yeteri kadar yerine getirebiliyorlar mı? Yani insanların umut bulabilecekleri bir merkez olarak kilise işlevini yerine getiriyor mu? Yoksa din adamları yetersiz kaldıkları durumlar oluyor mu? Ya da sadece kendi işleriyle mi ilgileniyorlar? Şimdi özellikle bu dönemde ben çeşitli kiliselerde ve mezheplerde teknolojik araçları kullanmaya yönelik bir hareketlilik görüyorum ve sadece pazardan pazara değil ama hafta içi çeşitli dua toplantıları olsun, İncil çalışmaları olsun, hem Facebook'tan yayınlanan hem de YouTube'dan veyahut Zoom aracılığıyla olsun bir hareketlilik sezmekteyim. Ve aslında bu bana neyi gösteriyor? Kilise pasif kalmıyor bu durumda, aktif kalıyor ve ilk önce kendi üyelerine bir şey sağlamaya çalışıyor. Ve kilise insanlar neredeyse oraya yöneliyor. Yani aslında İsa ne yaptı? İsa insanları bulundukları yerde onları ziyaret etti. O şekilde onlara teşvik olabildi ve onlara müjde yayabildi, iyi haber verebildi. Dolayısıyla şu an insanların bulunduğu yer neresi? İşte sosyal medya veyahut internet. Bu kanallar çok fazla kullanılıyor. Dolayısıyla ben bu aralar sezdiğim şey aslında çeşitli ruhanilerin bunları öğrenerek kendi üyelerine daha fazla ulaşma ve onlarla daha fazla zaman geçirme kapasitesi görmekteyim. Aynı zamanda peki kilisenin ruhsal işlevini ön plana çıkarmanın dışında kilise bu toplumsal fayda sürecine bir katkıda bulunabilir mi? Yani tıbbi, evet, bilimsel anlamda, ihtiyaçları karşılamak anlamında. Tabii ki. Şimdi global olarak baktığımızda aslında çeşitli örnekleri var. Mesela geçen hafta İspanya'daki bir Çinli kilise 5000 tane maske bağışında bulundu. Yine geçen haftalarda İspanya'daki bir başka kilise kendi binasını geçici bir muayene veya klinik olarak kullanılmasına izin verdi. Tabii ki biraz yaratıcılık isteyen şeyler ama kilise her zaman bütünsel bir yaklaşım göstermiştir tarih içinde ve bu sadece bugüne ait bir olgu değil. Çünkü geçmişte de baktığımızda, farklı dönemlerin salgınlarına baktığımızda Hristiyanlar ve kiliseler bu salgınlara önlenmesine yönelik adımlar atan kurumlar olmuşlardır. Hatta yanlış bilmiyorsam Çin'de ilk salgın ortaya çıktığında bu süreçle ilgili çalışan doktorlardan bazıları da iyi bilinen Hristiyanlardı. Yani kendi kiliseleri tarafından tanınan Hristiyanlardı. Aslında sadece kilisede değil, kilisenin dışında da Hristiyanlar toplumsal hayatta bireysel olarak rol almaya devam ediyorlar aslında, değil mi? Çeşitli şekillerde yapabiliriz. Örneğin kendi profesyonel mesleğimizle, kardeşim Tamer doktordur ve şu an kendisi Amerika'dadır, hastanede çalışıyordur. Hastanede bu COVID hastalarıyla çalışan kişiler bunu gönüllü olarak yapıyorlar. Yani zorlamayla değil ama o gönüllü olarak kendisini ilk ortaya koyanlardan bir tanesiydi. Böylelikle çeşitli imanlı profesyoneller bu şekilde adım atabiliyor. Ama örneğin bu yasa çıktığında hani bu 65 yaş ve üzeri işte dışarıya çıkamayacak yasası. Evet. O ilk gün yaptığımız şey neydi? Ben ve eşim konuşuyorduk. Sitemizdeki bu 65 yaş üstü olan kişileri aradık. Ve dedik ki işte herhangi bir ihtiyacınız varsa biz markete gidiyoruz. Sizin için alışverişte bulunabiliriz. Yani o tarz pratik şeyler bile hani profesyonel kabiliyetimiz dışında olan şeyler de yapabiliriz. Bu şekilde komşu sevgisi gösterip dediğim gibi biz insanları sadece ruhsal olarak değil bütünsel olarak düşünmekteyiz. Ve bu sayede hem bu boşluğu dolduruyoruz hem de Mesih'in sevgisini göstermek için de fırsat buluyoruz. Amin. Aslında kiliseler bazı ülkelerde özellikle İngiltere'de mesela bu bahsettiğin tarzda bir yardım kampanyası daha kitlesel bir şekilde organize edilmişti. Yani kiliseler isim listeleri oluşturup evden çıkamayan kronik hasta veya yaşlılara
yardım eden ekipler oluşurdular aslında. Şimdi tabii kilise dediğimizde kiliseden kilise durum çok değişiyor. Çünkü bazı kiliseler var ki küçük topluluklar ve cemaatler belki 20 kişiyi geçmiyor. Bazı kiliseler var ki kapasiteleri çok daha fazla. Çeşitli vakıfları var ve bu vakıflar sayesinde işte diğer sağlık örgütleriyle ortaklaşa projeler yapabiliyorlar. Dolayısıyla o kilisenin ne kadar yapabileceği bu biraz o yerel kiliseye bağlı ve yapabileceklerinin potansiyeline bağlı. Muhakkak imkanlar ölçüsünde. Çok teşekkür ediyoruz Mark. Sorumuza cevap verdiğin için. Ben çok aydınlatıcı, çok ön açıcı bir cevap olduğunu düşünüyorum. Son olarak özellikle evinde kalan, bu umut etmek konusunda sıkıntı yaşayanlar için teşvik edici bir mesaj söylemek ister misin? Tabii ki biz şu aralar kilisece Pavlus'un ev hapsinden yazdığı mektuplara bakıyoruz. Yani biz birkaç haftadır ev hapsindeyiz ama Pavlus 2 yıl ev hapsinde geçirdi ve Pavlus nasıl bu dönemi bu kadar huzurlu, umutlu, sevinçli bir şekilde geçirdi? Bunu birlikte çalışıyoruz ve aslında ortak nokta nedir? Zamanını Rab'le geçiriyordu. Yani kendisini duaya sevk ediyordu ve aynı zamanda kendi ruhsal armağanlarını kullanarak başka kiliselere mektup yazıyordu. Rab'den aldığı bereketi başkalarıyla paylaşıyordu ve bence bu dönem aslında bundan istifade etmemiz lazım. Madem ki kendimize ayıracağımız bol zamanımız var, bunu doğru bir şekilde istifade edip bu enerjiyi Rab'be yönlendirmek lazım ve ondan aldığımız birliktelikten gelen güçle ve bereketle bunu başkalarına paylaşmamız lazım olduğunu diye düşünüyorum. Ve böylece hani bu dönemi biz de böyle geçireceğimizi, başarılı bir şekilde geçireceğimizi düşünüyorum. Amin, amin. Biz de öyle umut ediyoruz. İnsanlara evde kal derken evdeki zamanları mümkün olduğunca değerli bir şekilde belki de Rab'be yaklaşma fırsatı olarak görebilirler. Her ne kadar durum sıkıntılı olsa da. Sevgili Satya Türk izleyicileri cevap veriyorum programında yine bir soruya daha cevap vermeye çalıştık. Umut ediyorum ki etrafımızda gelişen bu kriz sırasında bu cevaplar sizler için biraz rahatlatıcı, biraz teşvik edici olur. Sevgili Mark Madrigal'a da tekrar teşekkür etmek istiyorum katıldığı için. Görüşmek üzere tekrar.